İşte okulu bitiriyoruz. Ehliyet bile arada bir yerde bir heyecan yani. Basit bir şey. Ehliyet alan var mı? Herkes almış ya. Ama siz alamadınız abi. Hocam aldım. Aldın mı? Yeni almış o da. O da bir heyecan yani. Sonuçta ehliyet yani. Şöyle birkaç kez baktırıyor kendisine. Vay be, polis sorarsa gösteririz diye. Onun da bir heyecanı var. Benim yoktu. Arabam olmaz diye de almadım. Yani dedim nereden araba alacağız da. Yani alırsak öyle düşünüyordum. Hani o olmadan böyle alıp da ehliyeti cebe koymak ters geliyordu bana. Neyse arkadaş almış ama. Yani ehliyeti var ama arabamız yok. Bir gün geldi arabamız oldu. İkimiz ortak şirket kurduk. Arabamız oldu. Şimdi ben araba sürmeyi biliyorum. Çünkü Arabistan'dan falan, babamdan, şuradan buradan. Erzurum'da da çok sürmüşlüğüm var. İyi araba sürüyorum. Ama ehliyetim yok. Onun da ehliyeti var ama o da zinhar araba sürmeyi bilmiyor. Dolayısıyla bir gün beraber gidiyoruz. Polis durdurdu. Haydar böyle yanımda oturuyor. Ben buradayım. Ehliyet dedi. Haydar ehliyet istiyor dedi. Haydar onu çıkardı. Ehliyeti verdi. Polise verdi. Aldı baktı. Tamam şu ön ışıkları yak dedi. Geçti uzunları yak dedi. Haydar diyor ki ya adama bir önce bak. Fotoğrafa bir bak. O kadar soğukkanlıyız ki. Yani polise başka ehliyet sunuyoruz gözünün önünde. Ama öyle o an geldi içimizde yani ne olacaksa olsun Haydar ver şu ehliyet dedim. Ehliyet istiyor. Herhalde polis de yani böyle bir şey olamayacağını düşündüğü için aklına getirmedi yani kim böyle bir şey yapabilir diye arabayı kontrol falan. Ama ben o gün anladım ki artık bir ehliyet almanın zamanı gelmiş. Neticede gitti bir tane ehliyet aldık.